Almanya'da bir sürü iş ilanına başvuruyorum fakat hiç geri dönüş alamıyorum. Ama Almanya'da çalışmayı çok istiyorum diyorsanız bu video size göre. Çünkü bu videoda sizlere başvuru yaparken nelere dikkat etmelisiniz, neler yaparsanız pozitif geri dönüş almayı garanti eder, en azından mülakata davet edilirsiniz. Bunları anlatacağım. Eğer isterseniz bir sonraki videoda da mülakatta dikkat edilecek noktaları sizinle paylaşırım. Yorumlara yazın ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Gelecek videolardan haberdar olmak için de takip edip lütfen zile tıklayın. Şimdi direkt konuya gireceğim arkadaşlar. Şimdi nereden biliyorsun ki sen diyebilirsiniz ama bu işte deneyimliyim. Birkaç yerden güzel pozitif dönüşler almış, mülakatlara katılmış biri olarak bence bu konuda sizlere bilgi vermeyi hak ediyorum. Şimdi kesinlikle ilk dikkat edeceğiniz nokta iş başvuru sitelerinden işlere başvurmamanız. Bu StepStone'dur, Indeed'dir, tamam mı? Bunlardan başvurabilirsiniz. Ama şöyle bir şey var. Eğer gerçekten geri dönüş almak istiyorsanız böyle yüzlerce, binlerce başvuru yapıp bir umut birisi bana döner diye bekleyeceğinize yapacağınız şey gerçekten çalışmak istediğiniz firmayı bulup oraya başvuru yapmak. Bununla ne demek istiyorum? Şimdi biliyorum ki çoğu kişi şansını arttıracağını düşünerek her önüne gelen internet sitesinden her önüne gelen iş ilanına başvuruyor. Ama buralardan o kadar çok red alıyorsunuz ki sonrasında özgüveniniz düşüyor ve bir şey bulacağınıza olan inancınızı da kaybediyorsunuz. Aslında bu şekilde şansınızı arttırmıyor, bir bakıma düşürüyorsunuz. Çünkü şöyle düşünün. Nereye başvurduğunuzu dahi hatırlamıyorsunuz ama sizi aradıkları zaman işte mesela belki şans eseri dediler ki biz sizin CV'nizi beğendik, mülakat yapmak istiyoruz ama hangi firma diyorlar anlamıyorsunuz, hangi işte anlamıyorsunuz ve Almanya'da işler çoğunlukla telefonda yürüyor arkadaşlar. Siz hangi firmadan, hangi pozisyondan bahsedildiğini anlamıyorsanız orada şöyle bir şey olacak. Tamam, bir sürü firmaya başvurdu, bizi gerçekten beğenmedi ve emin olun bu çok negatif bir dönüş olacaktır sizin açınızdan. Çünkü burada gerçekten bekledikleri şey siz gerçekten o firma ve o pozisyonda çalışmayı gerçekten istiyor musunuz? Bunu daha sonra anlatacağım ama yapacağınız şey o firmayı bulmak. O firmayı nasıl bulacağınızla ilgili de şöyle bir taktik verebilirim. Ben Almanya'ya gideyim de nasıl olursa olsun gideyim diye düşünürseniz maalesef burada yapamazsınız. Öncelikle karar vereceğiniz şey hangi şehirlerde yaşayabileceğiniz olmalı. Şehirleri araştırdıktan sonra sizin sektörünüzde iş yapan firmaları bulmak olmalı. O firmaların vizyonudur, misyonudur inceleyip, "Aa evet bu firma bana uyuyor, benim perspektifime uyuyor. Ben burada çalışabilirim." Açık pozisyonları var mı, yok mu? Onu kontrol edebilirsiniz ama açık pozisyonları yoksa bile başvuru yapmalısınız. Mail yoluyla ben böyle böyle biriyim. Sizin firmanızda çalışmak istiyorum. Bu şehirde özellikle bu pozisyonda çalışmak istiyorum. Açık pozisyonlarınız olduğunda beni değerlendirmenizi isterim derseniz belki de onlar hiç aç bir pozisyon açmıyor. Belki şirket içerisinden birini oraya koymaya çalışıyor ya da network aracılığıyla birini koymaya çalışıyor ya da ileride böyle bir şey olacak. Size mutlaka ulaşacaklardır. O yüzden bu şekilde ilerlemeyi size tavsiye ederim. Diğer nokta ise LinkedIn'i aktif olarak kullanmak. Bunu çok yaptığımı söyleyemem ama işe yaradığını söyleyebilirim. Çünkü buradaki menajerler, müdürler, buradaki firmadaki üst pozisyondaki kişiler Türkiye'deki gibi kibirli değiller. Siz gerçekten istek gönderdiğinizde kabul ediyorlar. Ben mesela LinkedIn'i şu şekilde kullanıyordum. Oradan çok iş başvurusu yapmıyordum açıkçası. Çünkü benim baktığım şey çok spesifikti ve gerçekten de direkt başvuru yapacağım firmaları vesaire biliyordum. Bu şehirde bakıyordum, burada kalmak istediğim için. O yüzden benim için öyle çok geniş bir arama yapmama gerek kalmadı sonradan. İlk başta ben de köpek gibi her yere başvuruyordum. Sonra bunun yanlış olduğunu öğrendim. Çünkü hiçbir şey yaramıyor. Ondan sonra hani ilk önceki videoysam kendimi tövbe, affediyorum, tamam, özür dilerim. Sonra yapacağımız şey şöyle olmalı. Mesela sizi bir firmadan aradılar. Ben böyle yapıyordum. Dedim beni bir firmadan aradılar. HR'ı aradı, bir şey aradı, iletişime geçtik. Hemen onları LinkedIn'de buluyordum. Onların profilini inceliyordum mülakat öncesi. Onlara istek gönderiyordum. Güzel bir mesaj gönderiyordum. Bunu mutlaka yapın. Çok hoşlarına gidiyor. Kesinlikle fark yaratacaktır. Üçüncü olarak başvuru yaparken arkadaşlar
aynı CV, aynı motivasyon mektubuyla aynı firmaya başvuramazsınız. Aynı firmanın içerisindeki aynı pozisyona bile başvuramazsınız. Ki biliyorum çoğu insan motivasyon mektubu bile yazmıyor. Anşigaben deniyor burada. Yani CV dediğiniz şey mesela eğer çok tecrübeniz varsa kesinlikle farklı farklı CV'leriniz olmalı. Her firma, her iş özelinde. Çünkü onlar sizin CV'nize baktığınızda orada 10 tane program yazıyorsa bu biraz garip olur. Ama mesela onların aradığı 3 tane program ve üzerine ilave 2 program yazıyorsa bu çok daha ilgi çekici olur onların açısından. Çünkü 10 tane programı bir insan çok 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 iyi bilemez. Atıyorum 25-26 yaşındaki biri. Ama gerçekten orada onların aradığı anahtar kelimeler ve anahtar o özelliklere sahipseniz ve bunu gösterebiliyorsanız CV'nizde ve motivasyon mektubunuzda o zaman dikkat çekiyorsunuz ve hop sizi yakalıyorlar. Onun dışında gidip aynı motivasyon mektubu, aynı Lebenslauf yani CV'ye başvuru yaparsanız kusura bakmayın ama herkes copy paste olduğunu anlıyor ve yani onların aradığı kişi olduğunuzu anlamaları hiç mümkün olmuyor. Aksine sadece tembel bir insan görüntüsü veriyorsunuz. Şansa denk gelebilir ama maalesef böyle işlemiyor. Dördüncü nokta ise sadece bir motivasyon mektubu ve CV ile başlamak yeterli değil. Burada işler böyle yürümüyor arkadaşlar. Biliyorum Türkiye'de sadece bir CV, motivasyon mektubu dahi yok. Ama burada bir başvuru evrakı hazırlıyorsunuz. Bir PDF oluşturuyorsunuz. 10-15 sayfa arasında değişiyor. Bunda işte en başa CV'niz oluyor. İkinci sayfada motivasyon mektubunuz oluyor. Devamında da işte sizin dil sertifikanız olur. Anerkenlik yani üniversite denkliğiniz olur. Yüksek lisans varsa onun denkliği olur. Onların diplomaları tabii ki vesaire. Bir sürü şeyler koyuyorsunuz. Sosyal aktivitelerde bulunduysanız mesela ben gönüllülük sonunda bir Youth Pass almıştım ve gönüllülüğü yaptığımı gösteren o sertifikayı da oraya koymuştum. Ya da katıldığım Avrupa Birliği'nin TÜBİTAK'ın projeleri vardı. Oradan aldığım sertifikaları koymuştum ve bu benim sosyal aktif bir kişi olduğumu da gösteriyordu ve tabii ki lisans, yüksek lisans diplomamı ve onun denkliklerini de koydum. Bu denklik derken burada bizim bildiğimiz o denklik sürecini bahsetmiyorum. Ana binden alıyorsunuz. Üniversiteniz, bölümünüz burada tanımlıysa o denk sayılıyor. Çoğu mühendislikte de denklik almadan bu şekilde çalışabiliyorsunuz. O yüzden gözünüz korkmasın. Beşinci nokta, eğer başvurularınızı İngilizce yapıyorsanız hepsi İngilizce olsun. Almanca yapıyorsanız hepsi Almanca olsun. Ve ben size İngilizce başvuru yapmanızı önermem. Eğer ki alanınız böyle IT yazılım gibi bir şey değilse, benim alanım inşaat mühendisliği ve gerçekten de benim alanımda tamamen Almanca işliyor olaylar. Ve ben bir süre İngilizce CV, İngilizce motivasyon mektubuyla başvurular yaptım ve kesinlikle hiçbirinden olumlu dönüş alamadım. Ve CV'mi her şeyimi Almanca'ya çevirdiğim noktada başvurduğum an ertesi gün sabahına size yemin ediyorum 2-3 yerden kabul aldım. Yani mülakat dönüşü aldım ve bu çok 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 büyük bir şeydi benim için. Çünkü tüm umutlarımın kaybettiğim noktada aslında sadece yaptığım şeyin yanlış olduğunu gördüm. Ben değildim yanlış olan. Yaptığım başvuru yanlıştı. O yüzden bu konuda sizi de uyarmak isterim. Kendi sektörünüzü iyi araştırın ve neleri istediklerini iyi analiz edin. Altıncı nokta ise Almanca seviyen neyse diplomana, ay, başvuruna, CV'ne onu yaz. Ne kendini çok abart. Ben mesela B1 yazdım ki bana çok şey sen B2'sin, B1'den daha iyisin diyordu. Hayır, ben B1'im. Ben B1 yazdım. Abartmak istemedim. Çünkü B1 desem ve insanların kulağına B2 gibi gelsem, yani daha iyi bir seviyede konuşuyor gibi gelirsem bu bir artı olurdu. Ama ben B2, C1 yazıp B1, A2 şekilde konuşan birisi olsaydım o zaman tamam bu kişi daha dil seviyesi hakkında bile dürüst değil. Biz bununla neden çalışalım diye düşünebilirdi. O yüzden kesinlikle bu konuda dürüst olun ve ya ben işte B1'im bu yeterli değil diye düşünmeyin. Ben inşaat mühendisi olarak bir sürü başvurduğum firmadan B1 seviyesiyle geri dönüş aldıysam bu yeterli demektir oluyor arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şey var. Ben B1 sertifika bitirdim. Ben B1 sertifikası aldım. B1 kursu bitirdim. Ben o zaman yeterli miyim? Bilemem. Çünkü mesela şöyle bir şey var. Çoğu kişi B1'i bitiriyor ama B1 seviyesinde konuşup anlaşamıyor. Sadece kağıt üstünde. Benimki öyle değildi. Ben yani gerçekten iletişim kurabiliyorum, anlayabiliyorum, konuşabiliyorum. İnsanlar bunu gördüğü zaman çok kişi benim mülakatımda beni tebrik etti. Bir yılda bunu nasıl başardın? Bu çok güzel bir seviyeydi. Hiçbir Alman benim B1 seviye dediğimde ne olduğunu anlamıyor. C1 dediğimde ne olduğunu anlamıyor. Sadece ben onlarla o iletişimi kurabiliyor muyum? Bir saat boyunca o mülakattaki tüm sorulara cevap verebiliyor muyum? Veremiyor muyum? Önemli olan
olan nokta bu. Kimse sizin sertifikanıza falan takılmıyor. Benim sertifikam yok yani. Öyle düşünün. Yedincisi de bu çok önemli. Bu size gerçekten de kabul almanızı sağlatacak bir etken. Almanya'da bulunmak, Alman hattına sahip olmak, Alman bir adres vermek CV üzerinde. Şimdi bu neden önemli? Arkadaşlar burada sizi direkt arıyorlar. Yani maille ulaşan firma çok az. Yani direkt sizi mesela beğendiler mi? Tak arıyorlar, telefonda konuşuyorlar falan böyle. Çok ilginç yani Almanya'nın sistemi. Hani böyle çok dijital olmuş bir ülke gibi görmeyin. Almanya çok aşırı gelişmiş değil bu konuda. Maille ulaşalım, zoom yapalım değil. Direkt telefonda konuşalım. Bir telefon mülakatı ayarlayalım. Sonrasında yüz yüze görüşelim falan gibi süreç işliyor. Ve direkt kontağa geçmek istiyorlar. Öyle yazışalım, şey yapalım. Yok yani mail atsalar bile mesela size diyorlar ki biz sizi işte beğendik. İşte 3 tane termin veriyorlar size. 3 tane appointment. Allah'ım Türkçesi yok. Neydi ya? Randevu. Evet, gün veriyorlar. 3 gün veriyorlar mesela ayrı ayrı saatlerde, ayrı ayrı günlerde. Bunlar uymuyorsa siz bize yenisini, hangi müsaitlik durumunuz olur, yeni terminler ayarlayın diyor. 2-3 tane opsiyon verin bize diyorlar ve hani siz onu mesela yazıyorsunuz ya, onlar diyelim ona uymadı. Maille ulaşmıyorsa direkt tak arıyor, diyor ki daha kolay olur. Tamam. Tamam o zaman diyorsun sen de, yani yapacak bir şeyin yok. O yüzden burada işler böyle ilerliyor ve eğer öyle olursa gerçekten çok kolay geri dönüşler alabilirsiniz. Ve başvurduğunuz firmanın bulunduğu şehirdeki adreste bir adres verirseniz tadından yenmez. Çünkü o zaman o biliyor ki tamam sen hali hazırda buradasın. Çünkü ev bulmakla uğraşmayacaksın. Burada yaşayabilir misin? Biliyor musun? Bilmiyor musun? Böyle bir prosedürle uğraşmak zorunda kalmayacaksın. O yüzden Alman adresi, Alman telefonu çok önemli arkadaşlar. Diyeceksiniz ki ya nasıl gelelim bu ekonomide? Valla çok yolları var, işte ben gönüllülük vesaire diyorum. Onun kısa dönem projeleri de var. Gerekirse öyle gelin. Dil kursuna bütçeniz yetiyorsa dil kursuyla gelin. İş bulma vizesiyle gelebiliyorsanız gelin. Bir şekilde akrabanız vesaire varsa buraya bir gelip buradan başvurularınızı yapmanızı, her şeyinizi halledip Türkiye'de buraya gelip tık 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 tık, ya da mesela buraya gelmeden bir hafta önceden başvurularınızı yapıp oraya gelip sonuçlarını almak size gerçekten çok 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 fazla şey kazandırır. Sekizincisi de mesela diyebilirsiniz ki ya ben tecrübesizim, yeni mezun oldum ya da bir yıl tecrübem var ya da iki yıl tecrübem var ama başvurduğum alanda bir tecrübem yok. CV'me ne yazacağım? Arkadaşlar tecrübe sadece işten ibaret değil. Burası Türkiye değil. İnsanlar sizin hangi işlerde çalıştığınıza bakmıyor sadece. Sizin katıldığınız projelere, aldığınız eğitimlere, yurt dışında yaptığınız değişim, gençlik değişim programlarına bakıyorlar. Bunlar çok 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 büyük etkenler. Eğer ki başvurduğunuz ülkede, diyelim Almanya'ya başvuruyorsunuz. Bunu konuşuyoruz zaten. Almanya'da bir programa katıldıysanız bu demektir ki tamam, bu kişi Almanya'da bulundu. Demek ki Almanya'da kalmak istediğine karar verdi. O zaman ne oluyor biliyor musunuz? 1-0 öne geçiyorsunuz. Ya da bir projeye katıldınız. O işle alakalı. O zaman onu yazdığınızda tamam, bu kişi bu yolda bir şeyler yapmış. Öğrenebilme kapasitesi var diyor. O yüzden bunu sadece iş olarak görmeyin. Aldığınız eğitim, kurs, her şey deneyim. Diğer dokuzuncu nokta ise sosyal projelerde yer aldığını göster. Bunu diğer maddelerde de bahsettim aslında ama Almanya gerçekten sosyalliğe çok önem veriyor. Her ne kadar biz onları asosyal gibi zannetsek de bu gönüllülük projelerinde yer almak, ne bileyim burada BFD var, FSJ var, işte bizim ESC falan var, ESC. Bir sürü şeyler var. Bu tarz şeylerde Türkiye'de de yer aldığınızı gösterirseniz, ne bileyim ben Ahbap'ta gönüllüyüm ya da ben Kızılay'da gönüllüyüm ya da ben Akut bilmem ne, değişik değişik AFAD bilmem ne gönüllüyüm, bu tarz işlerde yer aldım diye bir şeyleri göstermeniz gerekiyor. Çünkü bu sizin o zaman takım içerisinde iyi çalışabileceğinizi de gösteriyor. Teknik yetenek her şey değil arkadaşlar. Şimdi burada bazı yetenekler var. Bunlar technical skills diye geçiyor. Bir de sizin kişisel olarak sahip olduğunuz bazı yetenekler var. Mesela siz oraya teamwork'in yazabilirsiniz. İşte ben iyi bir takım arkadaşım yazabilirsiniz. Ama buna bir kanıtınız yok.
Buna bir kanıtınız yok yani. O yüzdendir ki bu tarz sosyal etkinlikler burada çok büyük önem arz ediyor. Onun dışında sonuncusu mu bu? Sonuncusu Almanya'da önceden bulunduğunu kanıtlaman lazım. Yani şöyle zorunda değilsin. Ama burada en önemli sorun ne oluyor biliyor musunuz? Benim fark ettiğim şey mesela sizin CV'nizi beğeniyorlar diyelim, sizinle çalışmak istiyorlar. Ve artık sizi işe almak istedikleri noktada sordukları şey şu oluyor. Ya olur da birkaç ay sonra vazgeçersen ve ben burada yapamıyorum, bu şehirde yapamıyorum, ailemi özledim, Türkiye'ye dönmek istersen. Bunu baya baya soruyorlar. Mesela bu noktada siz yani sizin benim verdiğim cevap hep şu oluyor. Ben bir yıldır buradayım. Bu şehirdeyim. Bu şehri sevdim ve o yüzden de bu şehir ve civarında yaşamak istiyorum. Çünkü burada kendim arkadaşlar yaptım, bir çevre yaptım ve burada kendimi gerçekten iyi hissediyorum. Ve Türkiye'ye dönmek gibi bir niyetim yok olsaydı zaten bu bir yılın sonunda projem bittiğinde dönerdim. Burada kalmak istiyorum ve bu onlara çok mantıklı geliyor. Çünkü ben aynı zamanda Avrupa genelinde tüm ülkeleri de çoğu ülkeleri de gezdiğimi de söylüyorum. Ve bana soruyorlar mesela neden o kadar nereleri gezdin diyorlar ve ben gezdiğim ülkeleri söylediğimde neden o kadar ülkeleri sana Almanya diyorlar cevabımı veriyorum ve bu insanları tatmin ediyor. Çünkü o insan arkadaşlar sonuçta sizi işe alıyor ama bu uzun bir süreç. Sizin vizeniz var. Siz Avrupa Birliği vatandaşı değilsiniz. Sizin için beklemek zorundalar. Sizin için ekstra bir sponsorluk vesaire hani yapmak zorundalar. Bazı şeyleri ekstra göz önüne alıyorlar. Ve dolayısıyla siz gerçekten de onların bu süreçten geçmesine değecek misiniz? Siz de aynı özveriyi taşıyacak mısınız? Burada kalacak mısınız? 2 ay, 3 ay sonra onlar tekrar böyle bir prosedüre girmek zorunda kalacak mı, kalmayacak mı? Bunu bilmek istiyorlar. O yüzden benim tavsiyem şu olur. Mesela önceden Almanya'ya gelmiş olmanız, burada bir şeyler yapmış olmanız ya da o şehirde bulunmuş olmanız ve o şehirde atıyorum akrabalarım var, arkadaşlarım var. Daha önce çok sık oraya seyahat ettim. Hani ve ben orada kalmak istiyorum gerçekten. Orada mutlu hissediyorum kendimi vesaire gibi şeyler söylerseniz o zaman çok 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 sizi öne geçirecektir. Onun dışında başka bir nokta var mı? Başka bir nokta yok. Dediğim gibi en çok sizin geri dönmenizden korkuyorlar. Bunları yaptığınızda gerçekten güzel geri dönüşler alacağınızı düşünüyorum. Dediğim gibi farklı noktalarda tavsiyelerimi isterseniz yorumlara yazın. Abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Umarım hepimiz istediğimiz hayata giden yolda böyle adım adım güzelce ilerleriz. Ben de bu yolda sizin böyle elinizi ufacık tutabilirsem bana ne mutlu. Dediğim gibi bu süreçte birazcık zorluklar olabilir tabii ki ama eğer danışmanlık birebir tavsiyeler istiyorsanız bunu da veriyorum biliyorsunuz. Merve Bulut danisimanlik@gmail.com'a yazabilirsiniz. Lütfen PR hesabıma yazmayın çünkü oradaki maillere danışmanlık için maalesef geri dönüş yapılmıyor. Bu şekilde dediğim gibi danışmanlıkla ilgili bilgi almak için mail atın bana. Sizi çok seviyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Bay bay.